Bir beyin tümörünün iyi ya da kötü huylu olduğu beyin tümörünün davranışı ve görüntülemesi ve tabi nihai olarak cerrahiyle çıkarılmış materyalin incelenmesiyle ortaya çıkacaktır. Hastanın hastalığıyla ilgili hekime başvurduğu ana kadarki geçen sürede yaşadığı semptomların hızla ilerleyici olması, yani bulguların çok hızlı ilerlemesi, hastanın bu dönemde kilo kaybının olması, nörolojik hasarın devamlı artan bir şekilde gitmesi, önce baş ağrısıyla başlayıp mesela daha sonra baş ağrısına eşlik eden işte bir tarafında güçsüzlük, daha sonra şuurda bozukluk veya hastanın kolunda bacağında felçle beraber ortaya çıkan şuur kaybı gibi hızlı ilerleyen bir tablo varsa bu hastanın tümörünün kötü huylu olma ihtimalini artırır. Görsel olarak ise radyolojik incelemesinde tümörün beyin dokusundan ayırt edilememesi, çok büyük olması, beynin dokuları içeren normal beyin dokuları içine doğru infiltre edilmiş olması, tümörün içerisinde değişik özellikte yapıların olması, bu bazı yerlerinin kistik, bazı yerlerinin solid dediğimiz sert tarzda olması, bazı yerlerinde kanamanın olması, bazı yerlerinde olmaması, yani tümörün heterojen olması diyoruz. Heterojen yapıda olması, düzgün sınırlı olmaması, görüntüsel olarak tümörün kötü huylu olma ihtimalini bize düşündürür. Tabii nihai olarak ameliyatla yapılarak bu hastanın tümörün çıkartılmış parçasının patolojik incelenmesiyle de tümörün iyi mi kötü mü huylu olduğu tama yakın, yani %100'e yakın karar verilebilir.